Evet, merhaba. Konu başlığımızdan belli olduğu gibi YKS'ye 3 küsur milyon insan başvuruda bulunmuş. Hap yuttuk. Ne yapacağız? Aman Allah'ım, biz yandık, bittik, kül olduk. Ya bu kadar çok rakip. Aman Allah'ım, ne yapacağız? Şeklinde feryadı figan edenler görüyorum, duyuyorum. Kendi koçluk öğrencilerinden de yazanlar var. Instagram'dan da yazanlar var. Yani evet. Bununla ilgili video çekmek istedim. Ben Fatih Akyol. Instagram'da Eğitim Park 2 tane kare bitiyor. YouTube'da Eğitim Park sayfası benim sayfam. Gayze makine mezunuyum. YKS uzmanlık alanım. Eğitim koçluğu yapıyorum. Tercih danışmanlığı yapıyorum. YKS için aynı zamanda. Evet arkadaşlar. YKS sınavına ben önceki 2-3 yıl içerisinde söylediğim rakamlar çıkmıştı. Bu civarda rakam çıkacak demiştim. Başvuracak demiştim. Ve başvurmuştu. Ben 2022 için de şunu demiştim. 2.600-2.750 yani civarı max 2.800 civarı insan başvurur demiştim. Hemen yazında paylaşmıştım ben bunu yazın sonu, yazın o sınavdan belli bir süre sonra. Ama onu da 200-2800 niye söylemiştim en fazla? Çünkü çok sınav çok aşırı zordu. Hani ondan dolayı belki. Ama o zaman barajlar kaldırılmamıştı. Şu anda bakın barajlar kaldırıldı. Ben daha da yüksek rakam bekledim. 3 küsür milyon çıkmış. Bu küsuratını tam bilmiyorum şu anda. İse de 5 milyon çıksın. Bu olay üniversite sınavına çalışan geçen yıldan itibaren, yazdan itibaren, 3 aydan itibaren, 2 ay, 4 aydan itibaren çalışan herhangi bir hedefi olan yüksek ya da orta ya da bir düşük fark etmiyor. Herhangi bir hedefi olan iyi kötü çalışan öğrenciyi bu sayı ilgilendirmiyor. Bu 3 küsur milyon sizi ilgilendirmiyor arkadaşım. İsterse 5 milyon olsun. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. Tamam? Çalışanlar için kastediyorum ben. Çalışmamış öğrenciyi kastetmiyorum. İyi kötü çalışan öğrenci kastediyorum. Şu anda sınava teyzeniz başvurdu. İroni yapıyorum. Amcanız başvurdu. Babanız başvurdu. Anneniz başvurdu. Halanız başvurdu. Enişteniz başvurdu. Lan ben bile sınava başvurdum ya. Ya ben bile sınava başvurdum. Ben normalde zaten Gazi Makine mezunuyum. Üniversite mezunuyum ben zaten. Sınavsız üniversite okumak da işime gelmiyor. Açık öğretim bana saçma geliyor çünkü. Yani sadece kağıt parçası benim için. Ben bile başvurdum sonra vazgeçtim. Ya dedim düşündüm. Yani eşit ağırlıktan bir sosyoloji. Özel üniversite. Niye özel? Çünkü zorunluluk istemezler devlet. Zorunlu yani devlet gibi olmaz diye özel. De tam burslu eşit sosyoloji okuyayım. Sosyoloji çok yüksek bir bölüm değil. Tam burslu da çok rahat kazanırdım. Matematiğim hala var çünkü Türkçe'nde vardır. Yani eşit ağırlıkta da çok da zor değil benim için. Ama sonunda vazgeçtim. Niye? Çünkü gerek yok. Geldim baktım yoğunum. Yani öğrencilerim var. Gelecek yıl sistemi daha büyütmeyi düşünüyorum. Koçluk öğrencilerimle vesaire. O yüzden de vazgeçtim ben bundan. Bakın benim gibi çok insan var. Bu sınava başvurdular. Ki az bile olmuş. Daha fazlasını bekliyordum ben. Yani derecesini yükseltmek için herhangi bir devlet memuru derecesini yükseltmeye çalışıyor. Sınava başvuruyor. Olabilir. Böyle çok insan var. Bunlar başvurdu arkadaşlar. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bunlar sizi ilgilendirmiyor. Yani özel üniversiteler dolacak. Devlet üniversitesinde olmayan böyle tuhaf tuhaf bölümler var. Yani bunlar dolacak. Anlatabildim mi? Yani bu açık öğretimler var. Onlar dolacak. Yani bu ya başka bir şey yok konuda. Bu konuda. O yüzden aldırış etmeyin arkadaşlar. Aslında bakın şeydir. Barajlar TYT'de 150 an puan barajı, IELTS'de 180 an puan barajı. Aslında barajlar tercih vizesiydi. Yani tercih verebilmek için vize alman gerekiyor. Vize dediğimiz baraj. Ha, parantez içi vize ne demektir? Vize, yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Gitmek istediğiniz ülke vize uygulaması varsa, yani şu seni araştırıyor, bir başvuruyorsun, bakıyor senin durumuna. Ekonomik durumuna, niçin gitmek istiyorsun? Seni araştırıyor, bakıyor, uygun görürse vize veriyor. Vize de gelebilirsin ülkeme. Tamam mı? Bir evrak parçası. Ve yurt dışında çoğu ülke Türkiye'ye vize uyguluyor. O yüzden de vizeyle ülke ne yapıyor? Sınırlıyor. Biz de vize uyguluyoruz bu arada. Herkese vize vermiyor Türkiye. Yani örneğin Almanya vize uyguluyor. Şimdi biz Almanya'ya gitmek istiyoruz değil mi? Ama gidemiyoruz. Niye? Vize var çünkü. Amerika'ya gitmek istiyoruz. Vize var. Gidemiyorsun. Amerika'dan vize almak çok zor. Kolay değildir yani. Ama düşünsene şimdi. Almanya dedi ki ben vizeleri kaldırdım kardeşim. Vize yok. İsteyen gelsin. O zaman ne olur? Herkes gitmeye çalışır. Çünkü zorunluluğun yok ki. Vizede adam seni araştırıyor. Bankada paran var mı? Niçin geliyorsun? Şimdi araştırmıyor ki. Kapı açık. Pasaportuna giriyorsun içeri yani. Üniversite sınavında böyle arkadaşlar. Yani barajlar kalkınca
Önüne gelen tercih verecek yani. 120 soruda Türkçe'de matematikten 0.5 net üzeri. AYT'de hangi alanda istiyorsan herhangi birinden 0.5 net üzeri yapsan puan hesaplanıyor. Yani bir sıralamaya giriyorsun. Durum bu. Ve tercihte bulunabiliyorsun. Anlatabildim mi? O yüzden durum bu şekilde. Bu sayı 5 milyonda olsa sınava herhangi bir çalışması olan öncesinden iyi kötü çalışan, herhangi bir hedefi olan, uğraşan bir öğrenciyi bu sayı ilgilendirmiyor. Tamam? Korkmayın. Ama 2024 tehlikeli bir yıl. 2024 bak. Bir sonraki yıl söylemedim. 2024'te çok insan gelecek. Ve onlar işte etkileyecek. Bununla ilgili ayrıca video çekeceğim. Herkese başarılar diliyorum.